Engelsiz hayat teknolojileri. Engellilik, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duysal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın gereklerine uymama durumu olup, bağımsız hareket edebilmesi için yapılarda ve açık alanlarda özel fiziki düzenlemelere gereksinim duyan kişidir. Engel, ulaşmak, yapmak istediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz bir şey ile aramıza giren maddi ya da manevi durumu engel olarak tanımlayabiliriz. Bir an için yürüyemediğimizi, göremediğimizi, duyamadığımızı, arkadaşlarımız oyun oynarken pencereden onları seyrettiğimizi düşünürsek ne kadar üzücü bir durum olduğunu fark ederiz. Maalesef hayatımızda bu durumu, yani istediği şeyleri tek başına yapamayacak durumda olan ne kadar çok insan var. İnsanlar bazen doğuştan, çoğu zaman da sonradan çeşitli engellerle karşılaşırlar. Bir gün belki aynı durum hepimizin başına gelebilir. Sizlere soruyorum, siz hiç tekerlekli sandalyeye oturup koşmayı denediniz mi? Siz hiç kollarınızı bağlayıp birinin size yemek yedirmesini, su içmesini beklediniz mi? Siz hiç konuşmayıp şarkılar söylemek istediniz mi? Siz hiç duymayıp martıların sesini dinlemek istediniz mi? Siz hiç engelli bir yakınınıza, arkadaşınıza baktınız mı? İlgilendiniz mi? Ona yardımcı oldunuz mu? Daha önceden kolayca yaptığımız bir eylemi yapamayacak duruma gelebiliriz. Böyle bir durumda insanların sizin için bir şeyler yapmasını, size yardımcı olmasını istemez misiniz? Engelli kişilere yapabileceğimiz en büyük ve en önemli işlerden birisi, onların hayatlarındaki engelleri fark ederek, onlara karşı yardımsever, duyarlı, iyiliksever ve sorumluluk sahibi olmamızdır. Özel gereksinimli bireylerin yaşama zorlukları çevremizi engelli yaşayanlar açısından değerlendirirsek, yaşamlarını sürdürebilmek için ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını düşünelim. Dünyada ve Türkiye'de engelliler. 2011 yılı genel nüfus içinde engel grubuna göre engellilerin nüfus oranı. Görmede zorluk yaşayanlar %1.4, duymada zorluk yaşayanlar %1.1, konuşmada zorluk yaşayanlar 0.7, yürümede, merdiven çıkmada, inmede zorluk yaşayanlar %3.3, bir şeyler tutmada, taşımada zorluk yaşayanlar %4.1, yaşıtlarına göre öğrenme, basit 4 işlem yapmada, hatırlamada, dikkatini toplamada zorluk yaşayanlar 2.0. Özel gereksinimli bireylerin yaşama zorluklarının farkına varır, özel gereksinimli bireyler yaşamlarında birçok engelle karşı karşıya geliyorlar. Bunlardan bazıları: eğitim, ulaşım, kişisel ihtiyaçlarını giderme, bakım, güvenlik, sağlık ve benzeri engellerdir. Engelliler için bir ürün üretirken herkesin kullanımına uygun olan ve evrensel tasarım ilkeleri bağlamında olumlu sonuçlar ortaya çıkaran, iyi tasarlanmış bir ürün, herkes tarafından kullanılabilen, bireysel yetenek ve isteğe uyumlu, basit, kavranabilir, algılanabilir olmalı, tehlikeleri en aza indirebilmeli, rahat ve kolay kullanım imkanı sunmalıdır. Temel yaklaşım, engellilerin kendilerini toplumun bir parçası olarak görebileceği, evrensel tasarım ilkeleriyle biçimlenmiş mekan, ürün ve hizmetlerin tasarlanması olsa da bazı özel durumlarda doğrudan engellilerin yaşamlarını kolaylaştıran tasarımların da yapılması gerekebilmektedir.